arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün konuğumuz sol tarafta Asım Ökten, sağ tarafta ise Kasım Çalıcıoğlu var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba hoş bulduk. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Buradan herkese merhabalar diliyorum. Dilerseniz hemen sorularımıza başlayalım. Tabii benim için fark etmez. Biz her zaman sorulara hazırlıklıyız. Yanımızda kağıtımızla, evrakımızla bir bütün olarak geldik. Ben buraya belgelerle geldim. Sanki biz gelmedik. Bir dakika kardeş. Sanki biz bir geldik. Bir dakika kardeş. Olmaz öyle bir şey. Sen niçin benim sorularımı çalıyorsun? Sana bunu hangi savcı, hangi hakim veriyor? Hangi gerekçeyle böyle bir şey yapıyorsun? İftira. Bunun hesabını vermezsen ne anlarız? Kuru iftira. Vallahi kuru iftira ya. Ya getirin. Din kitabı getirin el basayım ya. Bizim adamızı yolsuzlukla ararsan bana... Allah'tan korkarız her şeyden önce. Biz korkmuyor muyuz? Siz korkmuyorsunuz. Siz Allahsızsınız siz. Tövbe aşağı. Hesabını vermezsen ne yapacağız? Tövbe aşağı. Sürme aşağı. Lütfen soruları alalım. Ben kısa sürede halledip gitmek istiyorum. Orada çok, çünkü günde 2 miting yapıyorum. Arkadaşları arıyoruz. Toplantılar, bakanlık toplantıları. Yani çok çalışıyoruz. Arkadaş tabii kendi arasında... Bir dakika kardeş. Bakın yine beni susturuyorlar. Burada ya, bütün kanallar, bütün kameralar onu çekiyor. Sabahın 5'inden akşamın, gecenin 24'üne kadar bunu çekiyorlar. Ama bize bir saat bile tahammül edemiyorlar. Affedersiniz, isminiz neydi? Asım. Mr. Asım. 1 minute. Lütfen sorular gelsin, ona göre cevaplayalım. Bize bu şekilde İngilizce ve takma tabirlerle gelmeyin. Bizler halkın temsilcisiyiz. Siz ben ajansınız. Siz ajansınız. Sensin ajan kardeşim. Yok öyle bir şey. Yabancı mihrafların elemanısın. Siz 2009 yılında bizi eleştirdiğiniz kişilerle bir arada değil miydiniz? Bunun hesabını vereceksin. Yalan. Ben buraya belgeler yalan. Geldim. Yalan, ben de geldim. İşte burada belge. Hayır, ben de geldim. İşte burada belge. Bak burada çizimle anlattım. Bakın burada diyor ki 2011 yılında bu göster arkadaşlara oldu. Göster. Bakın, yalan belgeleri göster. 2011 yılında. Burada yazmış yalanlar bir şeyler. Paragraf karalamış. Kan adasına gitmiştir. Ve biz buraya kanla yaşıyla kanlarını çıkartmıştır. Kanla yazdık. Sen kanla elmasların hesabını vereceksin kardeşim. Vermezsen ne yaparsın? Hadi bakalım. Bodrum Eylül. Hadi bakalım. Bodrum Eylül. Haydi. Bu arada Şanlıurfa sofrası. Sizin iş... Şanlıurfa sofrası. Sakın Şanlıurfa beni yanlış anlamasın. Şanlı bir ilimizde. Tamam. Bakın. Affedersin. Burada soruyu alalım bak. Bu belgeleri, halka açacağız. Bak. İstediğin hakim tut. İstediğin savcıyı tut. Sen beni susturamayacaksın. Yok öyle bir şey. Haydi bakalım. Haydi. Burada bütün belgeler var. Şanlıurfa sofrası. Gelin. Birlikte tanışalım. Bakın bunlar sizden gördüklerini ondan sonra... Yalan. Biz asla öyle şey yapmayız. Biz asla öyle şey yapmayız. Sahneye çıkarlar ve bizim dediklerimizi asker ücretinde de aynısını yaptınız. Bunların belgeleri burada da yazılı. Bakın. Ya lütfen soruları geçelim. Lütfen. Ya moderatör bey lütfen soruları geçebilir miyiz? Şekilde böyle olacak gibi bunlar değil. Lallak yani. Şu anda ben buradan askeri künyemi gösteriyorum arkadaşlar. Ya görün, biz vatanımıza, milletimize aşık insanlarız. Görün arkadaşlar, bunu, görün. Hangi kamera çekiyor? Işte hangi kamera? Bir başka belge çıkarıyorum. Bu kameradayız. Biz askere gittik. Bir başka belge. Biz askere gittik. Biz çürük raporu almadık. Biz çürük raporu almadık. Bakın, bu şahıs ülkede okulları kapatarak, gazetecileri tutuklayarak ne yapıyor? Ülkenin gelişmesini, eğitim seviyesini düşürmek istiyor. Fakat bizim içeri aldığımız çocukları Amerika'da okumuş. Yalan. Bakın, birinci çocuğu. Yalan. Nuri. Bakın, Nuri nerede okumuş? Michigan Üniversitesi. Hayır, Emre Şimşek. Michigan Üniversitesi, Midya. Bakın, nerede okumuş? Emre Şimşek. Harvard. Hayır, orası Harvard. Gelişim. Bu şekilde olmaz kardeşim. Ben hangi kameraya konuşacağımı sizden mi öğreneceğim? Burada benim konuşacağım kamera, benim bildiğim, beni çeken ve beni yayınlayabilen kameralardır. Size konuşmayacağım kardeşim. Yeter. Çok. Evet, şimdi yine susturmaya çalışıyorum. Yeter. Şimdi seyircilerimizden gelen soruları alıyoruz. Tabii buyurun. Partisi oldunuz, lideri oldunuz parti, özür diliyorum. Nasıl oldunuz yani?
tabii ki bir topluluk bunu ben de cevaplayabilirim. Bu sorunun cevabını çok iyi biliyorum. Kendisi ben, atamayla gelmiştir oraya. Tabii. Evet. Ya, öyle bilmedi bunlar. Ya bizim liderimiz bunlar atamayla geldi. Bizim liderimiz aslında öyle bir lider değildi. Biz de atanarak gelmedik. Biz toplandık, oturduk, konuştuk, derlendik, toplandık. Bir iştiharı toplantısı yaptık. Çok tabii iyi. Kaç i̇şte kere toplantı yaptığımızın haklı hesabı yoktu. Bunu ben lütfen. Belgeseli hayır, yayınladım. Hayır, hayır. Belgeseli yayınladım. Kaldırttılar. Hayır, bir daha yayınladım. Ceza verdiler. Ceza vermek için elimi sattım. Adaletli bir gece şekilde liderlik baskı kazanmış bir insanım. Aslında çalıştım ben böyle parasını öyle çıkarttım. Kaybederek davanın parasını iktidarda kalan insanlardan değil. Ben kaybetsem çeker giderek. Senin yatacak yerin yok. Ben kaybetsem çeker giderek. Senin yatacak yerin yok. Senin var mı? Bakın. Senin var mı? Bunların yatacak yerin yok. Alacağım oğlum. Donanın, donanın. Bunları bana attın. İstihbaratla yolsuzlukla adını nerede ararsanız arayın. İşte orada çıkıyorlar. Bunun hesabını vereceksin kardeşim. Bu iftiralar. Bunun hesabını sonuna kadar sorduracağım. Soracağım. Vermezsen ne yaparsın? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Donsuz kalacaksın var ya, donsuz donsuz. Bakın toplanacaklar. Ben şimdiye kadar, toplanacaklar şimdiye kadar. Mister. Ben hamburger firmasında çalışıp bunların açtıkları, bunların hakimleriyle yürütülen davaların parasını ödedim. Yalan. Yetmedi, parti fonu kurduk. Her milletvekilimizden yetemeyecek. Birer birer hiçbir şeye karşılık gelmeyecek. O da yetmedi, başka partilere destek olduk. Fakat biz asla ve asla Cumhuriyet'ten kopmadık. Biz kendi milletvekillerimizi başkalarına peşkeş çekmedik. Bunlar gibi o Türk Telekom'u satanlar gibi olmadık. Olmayacağız. Satmadım. Bakın satmadım. Bu sadece küçük bir örnektir. Hayır satmadım. Bunun üzerinden yıllar geçti. Şimdi affedersiniz. Affedersiniz. Arkadaşlar bak vatandaşlar bir soru sormuş. Nasıl lider oldun diye. Sen nasıl lider oldun? Nasıl lider oldun? Sen olsa olsa gayrimillisin kardeşim. Tövbe. İşte o kadar. Yalan. Sen palet fabrikasını satıyorsun. Nereye satıyorsun? Milyonu satıyorsun. Hayır ya. Böyle ben şey iktidara yalan. Geldiğimde oradaki işçilerin hiçbiri kökünü kazıyacağım. Evet kazıyacağım. Kazırsın. Bakın ilk 100 günlük hedefimizde Türkiye'yi 4 yılda havaya uçuracağız. Bunu ben yapacağım. Arkadaşlar affedersiniz ben bir kitap almak istiyorum. Asgari ücretimiz 2200 lira oldu. Teşekkürler. Bakın bunlara bakın. Arkadaşlar. Bunlar hala 2000 liradan veriyor. Kütüphaneden. Ya sana sesleniyorum. Kıraathane. Eğer sen paranı 2200 lira almak istiyorsan oyunu bizim partimize vereceksin. Oyunu verdiğin an diğer ayların farkını da biz 2200 lira olarak vereceğiz. Bunun teminatı benim. Anladım. Ben bir saniye müsaade eder misiniz? Gittim kıraathaneden özellikle bu kitabı seçtirdim ve aldım. Hala okumaya da devam ediyorum. Atilla İlhan'ın güzel şiirlerinin oldu. Ayrılıklar da sevdaya dahildi. Yani insan kaybettikten sonra sevdiği yerden bile zamanında ayrılır. Yani insan der ki kaybettim eyvallah ve çeker gidersin. Yani gençlere yol verirsin. Ama bu görüyoruz ki kardeşim sende hiç öyle bir şey yok. Kendisi okudu mu özet mi çıkarttı? Bunu merak ediyorum. Bir kendisinden bir şiir alalım isterse tabii, okuyabilecekse tabii. Bakmadan okuyabilecekse tabii, bir şiir alalım. Arkadaşlar görün çizimlerim şahane değil. Asistanlarına çiziliyor. Kendisinin çizimlerim şahane değil. Yaparım verilebiliyorum. Bakın bunların hepsi bu kitaplar. Bunların yayın evleriyle, yandaş yayın evleriyle üretilen. Yok yok asla. Asla. Bunlar bunu altı çizgi asla, olarak. Asla asla. Şu an o şiiri arıyorum. Bakın bu. Bulasam okuyacağım. Kalem verin tahtaya yazı yazamaz. Bunların geleneği böyle. Gelenekten böyle geliyoruz. Bizler bu ülkenin yeniden unutulan Atatürk değerlerini hatırlatmak ve Cumhuriyeti yaşatmak için geleceğiz. Rüşvet ve yolsuzlukla bizim adımızı anamazsınız. Anarsan namertsin. Bunun hesabını vereceksin kardeşim. Böyle bir şey yok. Şu an şiiri bulamadım ama bulsaydım sana haddini bildirecektim. Ama dediğim gibi ayrılıklar sevdaya dair. O gelseydi size çok güzel şiirini okurdu da şimdi boştu. Onu neyse zaman. Başka bir soruya geçelim. Kaç dakika? Yani benim sürem belli. Ben buradan bakanlar toplantısına falan gireceğim. Evet yani. Sayın liderler şimdi ikinci soruyu alalım. Liderlikteki zor durumda nelerdir? Bunu kısaca seyircilerimize anlatır mısınız? Yani tabii yani ki de bunu anlatırım. Ben ilk önce cevap vermek istiyorum. Ben burada tek bir lider olduğu için onu ben anlatacağım. Affedersin de işte çünkü, aslında bunu benim anlatmam lazım. Lider olmayan kişi şu an yanımda oturuyor. Bakın, ben de tam onun üzerine örnek vereceğim. Bizi ya böyle ediyorlar. Yalan bizim kardeşim iftira atıyorsun. Büyük ne kadar iftira atıyorsun ve Atatürk'ün yolunda bir
parti olduğumuzdan dolayı ve böyle bir lider olduğumuzdan dolayı bizi çekemiyorlar. Evet, bunu bu beyler yapıyor. Bu arkadaşlara sormak lazım. Sizler niçin bizi çekemiyorsunuz? Hangi gerekçeyle çekemiyorsunuz? Senin çekilecek yerin mi kalmış be kardeşim? Kalmış mı Mr. ya? Ayıptır ya. Ya bunlar bırak mi? Allah'ını seversen. Bakın, çek git artık, yıldı. Millet senden karşıdan, yıldı. Ben buradan yıldı ya. Kırmızı gömleği giyerken dedim acaba oradaki arkadaşlar görür de yanlış düşünür. Yani seni lider olarak kim görüyor ki kardeşim ya? Bizi senin parti insanın bile beni lider görüyor artık ya. Bize sen beni lider yani görüyor kardeşim. Sen artık olacak. Vasıfsız bir insansın ya. Bakın, senin hiçbir şeyin kalmadı ya. Senin zamanında yolsuzluğun haddi hesabı yok. Gelmişsin hala bana laf yapıyorsun. Ayıptır ya. Bize oy veren tüm vatandaşlarımızın ve yurttaşlarımızın sesi olacağız ve öyleyiz de. Bunu herkes biliyor. Fakat bu beyler bir türlü anlamadılar. Bu beyler zengini zengin yaptılar, fakiri fakir yaptılar. E bunda ne var kardeşim? Bunlar fakir orta direği zengin ortadan kaldırdılar. Bizler bu orta direği yeniden inşa edeceğiz. Bunu o da orta direk var ya! Asım Ökten olarak söylüyorum. Terbiyesizlik etme. Ben onu demedim. Terbiyesiz. Ben hiçbir şey demedim. Haddini bileceksin. Ben? Haddini bileceksin. Ben hiçbir şey söylemedim. Bilmezsen namersin. 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 Evet, namertler. Namersiniz. Namersin. 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 Bakın kardeşim. Daha Türkçe bilmeden bir insan gelmiş benim karşımda. Sen bizim adımızı nasıl böyle şeylerle anlıyorsun? Sana bunu hangi savcı veriyor? Bir saniye. Şimdi arkadaşlar bana hak verecek. Şu an vaatlerimizi ve gerçeklerimizi konuşuyoruz. Bu adam bu zamana kadar ne yapmış diye bir soruyor. Ne yapmış? Biz bu zamana kadar asgari ücretlerimizi, sizin belediyelerimize 2000 lira olan ücretlerimizi 2200 liraya çıkarttık. Peki. Ve çıkartmaya da devam edeceğiz. Belediyelerde çalışan insanların daha fazla maaş aldığınızı haberiniz var. 2200 lira yaptık. İşte bak. 200 lira. Kardeşim yani arkadaşlarım, vatandaşlarım, milletlerim, yurttaşlarım, 72 millet buradan sana sesleniyorum. Bu adam hiçbir halk bilmiyor. Bakın. Vatandaşından habersiz. Ne yapıyorlar? Bizim İzmir'i sürekli örnek alırlar. Çünkü kendilerinin İzmir'in örnek alınacak bir yer var kardeşim. Metroda akan para oraya belli. 30 bin lira gidiyor oraya. İzmir'in nesini örnek alayım ben? Gelsin biraz İstanbul'a örnek alsın. Kim veriyor 30 bin lirayı? Bunlar veriyor. Ve utanmadan çıkıp ne kadar verdiğini de söylüyor. Hadi İstanbul ve Ankara'ya verdiğin miktarı da söyle. Hadi söyle. Ya oraya ciddi bir para yatırdığımız doğru. Ama İzmir'in önünde kalacak bir yanı yok. Sen İzmir'e niçin 30 bin lira verirken İstanbul ve Ankara'ya milyarlar akıtıyorsun? Sana bu yetkiyi hangi savcı veriyor? Hangi hakim veriyor kardeşim? Bunun hesabını vereceksin. Öyle bir şey yok. Veririz. Bizim her şeyimize kadar vereceksin. Biz şeffafız. Bu beyaz kadar, anamızın ak sütü kadar şeffaf ve temiz insanlarız. Bunlar milletle alay ediyorlar. Bakın sevgili yurttaşlarım, bunlara asla kanmayınız. Bunlar sizi oy, makarna, kömür, bunun gibi çeşitli... Onlar geçmişte kaldı, haberi yok. Biz doğalgaza geçtik, haberi yok kardeşim. Şimdi de çıkmışlar, haberin var mı? Tanzim satış çıkarmışlar. Böyle bir rezalet yok kardeşim. Sen benim vatandaşımı nasıl 2 kiloluk ürünlerle sınırlandırırsın? Benim pazara çıkan vatandaşım patlıcanı alamıyor, biberi alamıyor, domatesini alamıyor, temel gıda malzemelerini arkadaşlar alamıyor. Oradan bir şeyler var. Haberin yok. Dünyadan bir habersin ya. Prompter'dan bir yazı okutuyorlar, onu bile okuyamayacak hale gelmişsin. Gelmişsin burada bana laf yapıyorsun. Şimdi ya. Burada benim ölçümü ve buradaki ağırlığımı azaltmaya çalışıyorum. Ya kardeşim ben burada devlet olan benim. Sen bakın, benden yüksekte olamazsın. Biz her yurttaşın hastaneye gitme hakkı vardır. Hastaneden yararlanma hakkı vardır. Bakıyorum burası hastaneye benzemiyor. Biz yaptığımız hizmetlerden bahsediyoruz. Şu an yaptın ne yaptın? Biz Mister, 90'lı yıllarda ben çok çalıştım. Bakın. Hangi 90'lı? Ben elbette 90'lı yıllardaki o SSK durumlarından çok şikayetçiyim. Fakat ben SSK hastanelerini yükselten kişiyim burada. Bakın 1980 yılında İstanbul'un nüfusu 10 milyondu. Fakat 1990 yılına gelindiği zaman bu rakam 13-14 milyonlara çıktı. Ve dolayısıyla bizim hastane sayılarımızdaki kapasite aynı kaldı. Dolayısıyla biz de burada küçük düşürüldük. Bunların yandaş belgeselleriyle bizler sürekli küçük düşürüldük. Beyefendi, hadi şimdi çift şehir hastanelerinde aynı hataya düştüğünü kabul et. Beyefendi şu an çok yanlış konuşuyorsun.
O zaman bir kere soyadınız bizim... neydi? Bir kere bizim o zamanlar yanlış. Soyadınız neydi? Affedersin benim soyadım seni ilgilendirmez. Hitap edeceğim. Benim çünkü soyadım seni ilgilendirmez. Size Kasım ismi ne yakışır ne de yaraşır. Sizin gibi konuştum. Niye böyle? Neyse. Affedersin de ben sana dedim ki bu zamana kadar hizmetin nedir? Sen cevap veremedin. Şu an tamamen futbolda bir terim var. Topu bitimiz. Dolandırırsın böyle. Geride dolandırırsın. Bu da aykırı çok iyi. Sizinki nedir? Çay dağıtmak. Sayıyorum. Şimdi bakıyorum. Sayıyorum. Bu arkadaşın üzerine bakıyorum. Sayıyorum. Bir saniye. Biz keyif çayı. Hayır bir saniye. Ya sayıyorum. Ya ne alay ediyorsun kardeşim? Bir saniye bak. Tren kaç yıldır açamıyorlardı? Açtık. Açtılar ve treni kaza yaptırmayı yol. Da imal etmediler. Avrasya'yı açtık mı? Açtık mı? Kendileri trene geliyorlar. Çocuk başka, soruyor. Tren niye hızlı gidiyor? Üçüncü köprüyü yaptık mı? Cevap veremiyor. Yaptı. Verecek yüzü yok. O stresi mükemmel geçiyor. Yahu senin işliyor. Yüzünü 31 Mart'ta bu millet dökecek. Sen kimsin ki? Burada çıkmışsın vatandaşın yüzünü dökmeye çalışıyorsun. Yahu sen kimsin? Senin sana dökülecek bunun hesabını sorarız. Senin dökülecek yüzün kaldı. Neyse. Sayın liderler süremiz biraz kısıtlı. Son soruyu sormak istiyorum. Teşekkürler. Çok özür diliyorum. Hayattaki en önemli kuralınız nedir diye bir soru var seyircilerden. Bunu da yanıtlarsak. Tabii ki yanında yandaş. Bakın benim en büyük kuralım nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Her söze girmemde bu arkadaşın sözümü kesip benim üstüme çıkmasına ben bir defa nefret ediyorum. Bunu da kendisine defalarca dile getirdim. Hatta burada olmamız da bir tesadüftür. Çünkü ben ona defalarca dedim. Erkek sen çık karşıma bir programda. İstediğin sunucuyu al. İstediğin yandaşı al dedim. Ve kendisi de az önce itiraf etti. Yandaşlardan hoşlanıyorum. Burada da kameranın arkasında sizin görmediğiniz yerde bunun yandaşları var. İzin var mı? Yok. Bakın bizim hayattaki en önemli kuralımız... Biz yalnız öleceksin, zaman, yalnız. Her zaman bizim cenazemize gelip bir El Fatiha okuyan insanlarla dolacak. Ben okuyorum. Ben her cenazeye gittiğimde El Fatiha'yı okurum. Sübhaneke Allah'ım. Allah'ı biliyor musun? Ya daha İstiklal Marşı'nı okuyamıyorum. Aa elektrikler gitti. Trafo kedi mi girdi acaba? Tövbe estağfurullah. İşte bu da bunların oyunudur kardeşim. Bakın burada bizi sabotaj ediyorlar. Ben konuşurken elektriği kesiyor. Sen konuşurken elektriği kesiyor ve burada bizi küçük bir sürü çalışıyor. Hayır. Ne kedi bakın, girmişliği vardı buraya ne başka bir şey. Bu adam konuşurken elektrik kesilmez. Ben konuşurken kesilir. Bakın. Denk geldi. Tamamen tesadüf. Bakın, artık geliştirelim. Geliştirelim çünkü buradan ben toplantıya gitmem lazım. Kendi arkadaşımız boş olduğu için. Mister. Ben bir konuşayım. Son. 30 saniye sana veriyorum. 30 saniye ben alıyorum. Okey mi? Moderatör okey. Evet. Okey. Burada ben konuştuğum zaman elektrikler... Bakın, yine. Burada 30 saniye yapıyor ama ben. Abi 30 saniye yapıyor. Ben burada elektrik kesik olsa bile sizin karşınıza çıktım ve çıkmaya da devam edeceğim kardeşim. Sen kimsin benim elektriğimi kesiyorsunuz? Süre doldu beyefendi. Mister süre doldu. Mister. Evet. Allah'tan korkarız her şeyden önce. Buradan tüm mümin arkadaşlarımız sesleniyor. 31 bakın, Mart'ta bunu... dinle insanları sürmeye kalkıyor. Saygısız insana mı oy verirsiniz? Saygısı olan bir insana. Daha başka hiçbir şey demiyorum. Boş kamera bulmuşken konuşayım bari. Arkadaş ya, herkes mi bize muhatap?